Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bir son dakika gelişmeyi paylaşmak için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi yaşanan bu koronavirüs krizinden dolayı geçen ay Mart 18 itibariyle göçmenlik dairesi de buluşmaları, kişilerin randevularını iptal etmişti. Bir dahaki bildiriye kadar. Ve şu an itibariyle göçmenlik dairesinin yaptığı son açıklamada Haziran 4'e kadar kapalı olacaklarını bu anlamda ve Haziran 4'ten itibaren de tekrar ofisleri randevulara açmayı planladıklarını haberini geçmiş durumda. Dolayısıyla Mart 18'den başlayan göçmenlik dairesindeki görüşmeler, buluşmalar, işte parmak izi randevuları bunların hepsi şu an itibariyle Haziran 4'e kadar iptal şekilde ilerleyecek. Ve Haziran 4'ten sonra da eğer bir değişiklik olmazsa diye belirtmiş durumdalar. Eğer işte evde kalma yasağı ya da bu social distance denilen birbirinden uzak durma yasağı devam ederse o zaman tabii ki yenileyecekler bunu ama şu an itibariyle Haziran 4 sonrası ofisleri görüşmelere açmayı planladıklarını belirtmiş durumdalar. Tabii şunu da bilmek lazım. Göçmenlik dairesi işlemlerine devam ediyor. Çalışanları çalışmalarına devam ediyor. Sadece kişilerle buluşma noktasında buluşmalar şu an yapılmıyor. Acil durumlar içinde göçmenlik dairesi, acil durumlarda göçmenlik dairesine ulaşılıp e, sınırlı olmakla beraber buluşma imkanı tabii ki kişilere verecek çok acil bir durum karşısında kişiler karşı karşıya kalmışsa onları randevu alma durumu mümkün olacak tabii bu arada şöyle bir noktaya da değinmek istiyoruz takipçilerimizden bize epey sorular geliyor sorulardan bir tanesi de işte bizim buradaki yasal durumumuz bitmek üzere Göçmenlik dairesi kapalıysa bir başvuru yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? ha Yasal durumumuzu kaybedersek ne olur gibi sorularla epey bir gelen takipçilerimiz var. Ha, bu son dakika haberini anlatırken o noktayı da belirteyim tekrar. Göçmenlik dairesi işlemler noktasında, dosya başvuruları noktasında, dosyaların üzerinde çalışma noktasında kapalı değil. Açıklar. Dolayısıyla eğer sizin burada statünüz bitmek üzere ise ve uzatma yapılacaksa bu uzatma başvurusunu süreniz bitmeden içeri vermekte fayda var. Çünkü göçmen tersi başvuruları kabul ediyor ve işlemleri yapıyor ve üzerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla sadece randevular noktasında 6. ayın 4'üne kadar herhangi bir kişilerle buluşma gibi randevuları istisna durumlarda yapmıyorlar ve dolayısıyla göçmen tersi işlemlerini ve çalışmalarını yürütüyor. Bu noktada yasal durumunuzu kaybetmeden başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu noktayı da dikkate alın lütfen. Ve bir noktayı daha belirtelim. Aynı zamanda göçmenlik mahkemesindeki duruşmalarda şu an için askıda ve sadece belli yerlerde tutuklu davaları göçmenlikten tutuklu olan kişilerin mahkemeleri göçmenlik mahkemelerinde görülmekte ama tutuksuz olanların bütün hepsinin mahkemeleri şu an için askıda onlar da bir dahaki bildiriye kadar kapalı durumda deyip bu noktada da hem göçmen idaresinin çalışmaları hem de göçmenlik mahkemesinin çalışmaları noktasında sizler takipçilerimize bir son dakika gelişmesini bildirmiş olduk. Çok teşekkürler ve iyi günler.